Merhabalar efendim. Bugün Başakşehir'den teknik direktör Okan Buruk konuğumuz. Kendisine hem ligi hem de Avrupa'daki başarılarını biraz soracağız. Farkı neydi? Başakşehir'i bu kadar başarılı sürece soktuğu süreçte neler yaşandı? Kendisinden detayları alacağız. Merhabalar. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Röportaja katılmanızdan dolayı. Avrupa'da çok başarılı giden bir süreçte devam ediyorsunuz. Sıradaki rakibiniz Sporting Lisbon. Burada hedefiniz neydi bu süreçte? Sizi başarıya taşıyan şeyler ne oldu? Biz tabii ki çok zorlu bir gruba düştük aslında. Yani Roma ve Mönchengladbach'ın olduğu grupta. İlk başta şunu düşünüyorsunuz. Tamam, zorlu takımlar ama başlangıç önemli. Biz hep en iyi 11'imizle çıktık yani şeydeki bütün maçlara. Ama gruptan çıkmak bile şu anda Türk futbolu için çok büyük bir başarı olarak gözüküyor. Yani buna sevinsek mi, üzülsek mi, o da ayrı bir şey yani. Kurallar çekildiğinde ilk maç Roma olduğunda buna ekstra sevinmiştim aslında. Yani Roma'nın bizim grubumuzda olması. Neden? Çünkü ben İtalya'da futbol oynadım, İtalyanca konuşuyorum. Roma takımı veya Avrupa'da oynayacağımız diğer maçlar benim için bir sahne. Ligde şampiyonu Avrupa'ya gidebilmek için istiyorum mu diyorsunuz yani? Olmak istiyorum kesinlikle. Yani yurt dışına gidebilmek için Türkiye'de şu an Avrupa kupalarında da daha yukarılara gitmek istiyorum. Arda'ya teklif var mı? Arda bizde hep çalıştı. Çok gerçekten sezon başından beri hep en iyi olmak için hep gayret veriyor. Hep iyi durumda, psikolojik anlamda da böyle iyi şeyler yapıyor ama bir yandan da baktığınızda hani nerede mutlu olacaksa orada olması, onun kararını vermesi en doğru. Yani siz konuştunuz ben mu? Diğer yok, daha konuşmadık, bir şey konuşmadık. Sadece başkanımızın böyle bir açıklaması oldu Arda ile ilgili. Yani böyle bir talebi olursa izin vereceğini söyledi. Takımda ayrılmayı düşündüğünüz futbolcular var mı ya da transfer etmek istediğiniz birileri var mı takıma? Yani Türkiye'de şu anda yani görüştüğümüz bir oyuncu yok. Yani sezon başı Sivasspor'dan Emre ile ilgilenmiştik. O şu anda ligin en başarılı oyuncularından biri ama şu anda Sivasspor'un zaten iyi giden bir durumu var. Gelmez mi? Yok yani Sivasspor şu anda yarışın içerisinde olan ve şampiyonluk yarışında şu an diğer takımların önünde olan bir takım. Yani Sivasspor'un hiçbir oyuncusunu bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani Sivasspor başarılı bir takım. Yani hiç kimsenin de bu kadar başarılı bir takımın önemli oyuncularına bu anlamda yaklaşmalarının da doğru olmadığını düşünüyorum. Ben kendi takım için de istemiyorum. Yani ben sezon başı bunu çok sıkıntısını yaşadım. Gelmeyin bana diyorsunuz. Yabancı futbolcular peki sizce tembel mi? Tembelleşiyor bence. Bazı yabancı oyuncular burayı tabii ki işte kariyerin sonu, işte yüksek para kazanayım. Yani belki geliş nedeni sadece yüksek para kazanmak. Yani iyi bir anlaşma yatayım, yüksek para kazanayım diye düşünen çok fazla oyuncu var. Peki sizce Türkiye'de teknik adamlar yetersiz mi? Yani ben oyun kalitesi olarak yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Televizyon seyrederken Premier Lig'deki maça dönüyoruz. Oradaki geçen onu yaptık. İşte Liverpool maçını açtık. İşte Türkiye Ligi'ndeki bir maçın devre arasıydı. Liverpool maçına döndük. Yani oradaki oyunu gördükten sonra buraya tekrar eliniz geri dönmek istemiyor.